Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri İngilizce dersinizden ikinci dönemin birinci yazılı örneği ile sizlerle beraberiz. Yine yanımda sevgili kızım Zeynep var. Zeynep de sizler gibi bir öğrenci, sizden biraz büyük liseye gidiyor kendisi. İngilizce sınavlarında onunla beraber yapıyoruz. Ufak tefek hatalar yapıyorsak kusura bakmayın. Bizler İngilizce öğretmeni değiliz. Sadece sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sözü Zeynep'e bırakıyorum. Evet hepiniz hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Birinci soruda bizden hastalıklarla resimleri eşleştirmemizi istiyor. Write the names of the illnesses. Bakalım. Burada sore throat demiş. A. E, boğaz ağrısı. Bakalım nerede boğaz ağrısı? Şurada boğazı ağrıyan yani bir çocuk görüyoruz. Buraya A yazalım. B. Headache. Baş ağrısı. Bakalım burada başını sarmış ve başını tutuyor. Baş ağrısı olduğunu anlıyoruz. B yazdık. Burada C'de bekek, sırt ağrısı, bel ağrısı. Bakalım sırtını tutan birisi var burada. Buraya da C yazalım. D to take, to diş, diş ağrısı. Bakalım çenesini tutan bir arkadaş var. Buraya da D yazalım. Diş ağrısı. Belli ki diş ağrıyor. Son kalan da zaten e, bir tek kaldı. Temperature, ateş. Buraya da ateş e, ağzında termometre var anlıyoruz. E yazdık. What's the name of the movie? Burada sorularla şeyleri, cevapları eşleştireceğiz. What's the name of the movie? E, filmin adı ne diye sormuş. Bakalım şöyle bir şıklara. Its name is Vision Tele. Adı Vision Tele e, demiş oluyoruz burada. Cevabımız D oluyor doğru cevabımız. Buraya yazdık. Çizeyim şöyle. What kind of movie is it? Ne tür e, film ne tür diye soruyor. Bakalım Burada it's a comedy. E, o komedi türünde demiş oluyor. Yani burada o komedi demiş oluyor. E yazdık buraya da. What is the movie about? E, film ne hakkında? Bakalım. Burada açıklamış. E, küçük köye televizyonun girişi hakkında. Zaten about var. Buradan yakalayabilirsiniz. Buraya da C yazalım. When is the movie? Ne zaman? Burada zamana bakıyoruz. It's on Monday. E, e, pazartesi. Doğrusu bu olacak. Burada what time does the movie start? Film ne zaman başlayacak? Burada what time demiş. Saat kaçta? Bu o yüzden 8 p.m. It starts at 8, 8 p.m. Daha uygun olacak. B yazalım. Yani when ile what time'ın farkı da bu. When daha genel bir zamanda ama what time direkt saati söyleyecek bize. Değiştirelim. Üçüncü soruya bakalım. Yine filmlerden devam ediyoruz. Evet, match the Pictures with Movie Types demiş. Ee, film tipleriyle burada resimleri eşleştireceğiz. Bakalım, komedi, komedi türünde, şurada sanırım Eyvah Eyvah'da eyvah, bu eyvah. filmiydi. Evet. A yazalım. B de Western demiş. Burada da batı tarzı gibi sürersiniz, kovboy filmi. B yazalım. Burada kovboy filmi. C'de Dokumenter demiş. Belgesel. Belgesel bakalım, burada aslanları Aslanlar görüyoruz. Var. O yüzden C yazalım. E D de e, action demiş. Action filmi. Bunlar aksiyon filmi. Evet. Şurada. Adını bilmiyorum ama ben bayağı ben de bilmiyorum aksiyon ama... filmlerine bakmıştım bu adamın. Devam. E, e horror demiş. Korku. Horror da korku filmi. Korku Freddy. filmi bakalım şurada. Burada evet. Freddy'nin kabusları. V F animation. Bu da animasyon filmi. E, Burada SD. görüyoruz. F. E, Zeynep'le çok izliyorduk küçükken. Evet. Ama şu aralar pek izlemiyoruz çünkü dersler çok. Evet dördüncü soru. Evet burada da bizde bir kart vermiş. Bir, bir karta göre soruları cevaplamamızı istemiş. Bakalım who has the party? Parti kim veriyor? Parti e, kimin diye sormuş. Şu, burada nerede anlıyoruz? Love Joe demiş. Yani evet. bu kartı Joe yazmış ve en sonunda kendi adını bırakmış. O yüzden biz Joe olduğunu anlıyoruz. Doğum günü mü bu? Evet. Yok. Doğum günü no, değil. değil Geleceğiz şimdi. He, o Who yani. is invited to party? Kimi çağırıyor peki? Kimi çağırdığında da şuradan anlıyoruz. Dear Elizabeth demiş. Sevgili Elizabeth diye başlamış. O yüzden Elizabeth yazdığını anlıyoruz buradan. Arkadaşı Elizabeth. Yazalım. Sonra what kind of party is it? Burada türünü soruyor. Parti hangi türde diye bakıyoruz. Please come to my fancy dress party demiş. Fancy dress party kostüm partisi. O zaman türü de kostüm partisi olacak. Fancy hmm. dress party olacak. Zaten e, resimde bir kostüm de var ya. Şövalye evet. kostümü. Kostümünü giymiş, koymuş. Evet. Dört. Denizli party? Parti ne zaman? Bakalım date tarihi söylemiş. Bakın e, saat de var ama biz when dediği zaman tarihe ha. bakıyoruz. Nisan'ın 15'inde yani. Evet. 15 Nisan'da. Yazalım. What time is the party? Şimdi saat söyleyeceğiz. Saat kaçta diyor. O zaman. Altıda. E evet. Cevapları Zitmeye. ben söylüyorum buradan. He. Hiç evet. ne kadar da İngilizce anlamasam da görüyorum yani değil mi? <laughs> evet. Devam. Where is the party? Parti nerede? Bakalım. Burada da place demiş. Yer at Star Cafe. Star Cafe'de. He. Evet. Tamam. Star Cafe'de veriyormuş partisi. Bunu da bitirdik. Beşinci soruya şöyle ayarlayalım. Devam. Başardaki kelimeleri Türkçeleriyle eşleştirin demiş. Burada İngilizcileriyle Türkçelerini eşleştireceğiz. Bakalım. Fancy dress party az önce de söylemiştik. Kostüm, Kostüm partisi. 3 numara. Böyle değişik kostümler giyiyorlar. E B de garden party. Garden bahçe demek zaten. Bahçe partisi. Buradan aklınıza gelsin. 4 yazalım. C birthday party. Bu da doğum, doğum günü partisi. Bunu biliyorum. The wedding party. Bu da düğün partisi diye çeviriyor. Ama düğün düğün partisi öyle aklınıza gelsin. Wedding. wedding Evlenme düğün, partisi düğün, gibi. Değil mi zaten? Evet. evet Aa, diğeri? Graduation party. E, bu da mezuniyet partisi. Onu da yazalım. Geçelim. Altıncı soru ya. Write the words under the correct pictures demiş. Kelimeleri doğru yere yazınız. Bakalım. Candles Bakın burada çoğulluk eki var zaten dikkat edin. Mumlar anlamında. Şurada mumları görüyoruz. Aa yok yok pardon. Şurada mumları görüyoruz. Orada daha büyük bir şey göreceğiz. Ha, evet, o pastanın üzerindeki mumları kastetmemiş. Aşağıdaki evet, mumları orada. kastetmiş. Evet. Gez, misafir demek. Burada insan olarak bunları görüyoruz, misafirler. Misafirler. Present hediye demek. Bakalım burada hediyeye benzer. hediye benzer bu daha paketi. Çok evet. Hediye paketi, hediye party hats, e, parti şapkası. Bakalım burada parti şapkasını görüyoruz. Ve cake bu da cake. parti pasta cake, yani. pasta, cake. Evet, geçelim Yedinci soruya ve daha sonra şıklı sorular da gelecek. Yedinci soru yine eşleştirme. Evet, match the sentences, the sentences diyor. Cümleleri cevaplarıyla eşleştiriniz. Bakalım do you like comedy films Comedy filmi sever misin Diyor Severim ama Recep İvedik yazıyordu o mu acaba Hayır hayır ha. değil. Burada do sormuş yes ya da no ile cevap vermemiz gerekiyor. Tamam, do yani. like komedi film seviyor musun? Ya baba anlamıyorum bir de orayı karıştırıyorsun diyorsun. Hayır yani. devam öyle edeyim. demiyorum. O zaman bakalım ne diye cevap vermiş. Burada bir yes cevabı var. Yes I do. Zaten do ile sorduğu zaman do ile cevap verir. Buna da dikkat edin. Evet seviyorum anlamında. Evet yapıyorum gibi. Çizerek eşleştirebilirsin Zeynep. Şöyle eşleştirelim. Evet. What is your favorite... Film senin en sevdiğin film hangisi ne diye soruyor. Senin en sevdiğin film ne diye soruyor. Şimdi içirecepıvedik diyebiliriz çünkü burada bir film adı söylememiz gerekiyor. Benim en sevdiğim film şu diye. Evet. What is the movie about? E, film ne hakkında diye soruyor burada. Ne hakkında olduğunda şurada about'tan yakalayabilirsiniz zaten hakkında'dan. It's evet. about Tom and Jerry. Tom ve Jerry hakkında. What time is the What time is the movie? Saat kaçta? Film saat kaçta diye sormuş. Bakalım it's at 5 o'clock. Saat 5'te diye cevap vermiş. Bu da tam 5'teymiş film. When is Ali's birthday? Ee, doğum Ali'nin birthday'i ne zaman diye soruyor. Ali'nin doğum günü ne zaman? Bakalım burada da it's in April diyor. Nisan'daymış. Evet. Şıklı sorularımıza devam edelim. Would you like to come to my birthday party diye sormuş. Benim doğum günü partime gelmek ister misin diye soruyor. Şimdi bir şey söylemiş. But I must finish my homework. But cümleyi biraz değiştiriyor. Yani olumlu bir şey söylediyseniz olumsuz yapıyor. Burada da I must finish my homework diyor. Yani ev ödevimi bitirmeliyim diyor. Demek ki güzel bir şey söylemiş. Ama demiş ama olarak devam etmiş. Ama şunu yani bahanesini söylemiş. Ama gelemeyeceğini söylemiş. Şimdi bakalım you can help me. Bana yardım edebilirsin fakat ödevim var. Bu biraz Olmadı. saçma oldu. It's a good idea. Güzel fikir fakat ödevim var. Bu aslında biraz Uydu. O bu daha gibi. uygun. Dursun bakalım. C'ye bakalım. Here you, here you are. Burada dedi. Buradayla bir alakası yok. I mustn't do that. Bunu yapamam. Fakat ödevimi diye fakat e, cümleyin yönünü değiştirdiği için bu doğru değil. Bu o olumsuz. O yapayım? zaman B. Tamam. Güzel fikir fakat ödevimi yapmalıyım. He, güzel fikir ama önce, ödevimi yapmalıyım değil mi? Gelemeyeceğim. Evet, gibi gelemeyeceğim yani. diyor. Bahanesini söylüyor. Burada da ee, bir soru var is your birth, brother's birthday ee, it's june şimdi bu june ay e, ayların önüne in gelir ve ayı, ayı söylediği için cevapta ay olduğu için soruda da ay la bir şey yani zamanla ilgili bir şey sorması lazım. Şimdi when var bir de where var. Where nerede? When ne zaman? Nerede ile alakalı bir şey yok. O yüzden bunları eliyoruz. When yazdıktan sonra da bakıyoruz June'un önüne. Yani In, ayın önüne ne gelir? In, gelecek, gelir. O zaman aşık oluyor. Evet. Devam 10. soru. Burada da bir soru sormuş ve cevap olarak Recep İvedik 3'ü vermiş. O zaman film sormuş olacak. What's your favorite film? Senin en sevdiğin film Hani ne diye sormuş. Hı -hı. Olabilir. Dursun. Where is the house? Ev nerede diye sormuş burada. Ama burada biraz değişik yazılmış. Evet Do you like hamburger. Şey hamburger? Hamburgeri sever misin? Alakası Olmadı. yok. What's the film about? Film ne hakkında diye sormuş. Recep İvedik cevabımız olamaz. O zaman what's your favorite film? Senin en sevdiğin film ne? Diye sormuş olması lazım. 11'de sıraya koyacağız galiba. Evet put the words in order. Sıraya koyacağız. Şimdi soruya başlarken şöyle bir kelimelerimize bakıyoruz. Baktık. Burada would gördük. Would you e, would you like kalıbımızı önüne gelmesi gerekiyor. O başta kullanılıyor biliyorsunuz ki. O zaman would'la başlayacak. Bakalım bunu eledik o zaman. Would you devam ediyor. 6 4 oldu. Would you like to diye devam edecek. Altı Bu bir dört, would you bir. like to. E, would you like to come fiilimiz gelecek ve my party would you like to my would you like to come to my party olacak. Burada da bakalım uygunu. Şimdi 6 would 4 you, şöyle yazalım 6 4 would you like 1 come to party bakalım. E, yalnız 6 4 1 5 diye gidiyor veya evet. 6 4 1 7 diye gidiyor. To e, to'yu mu koyuyoruz? Would you like to my come e, pardon. Would you like to come bu ju you, you like to come my party olacak. Evet. Tamam şimdi çıktık. Bakalım. D şıkkında. D seçeneği oldu. Hı -hı, biz bayağı zorlandık. Evet, kafam karıştı biraz. Ee, tekrar bir bakalım Evet doğru. 6 4 1 7 3 2 ve 5. Tamam doğru. Bayağı karmaşık, zor bir soruymuş ya. Evet 12. The party is 7 o'clock December. Şimdi burada Zaman söylemiş Zamandan önce tarih sö e, saat söylemiş At seven o'clock olacak Ve in December olacak Şıkkımız B oluyor burada uygun What is the fourth month of the year Diyor ki e, Dördüncü ay yılın dördüncü ayı hangisi Bakalım January February March April dörde um, geldik Nisan. April oldu Nisan Mary bir soru sormuş Ve cevap vermişler It's about a man's adventures Demiş About Demek ki yine hakkında, şunun hakkında demiş. Yine bir film sorup ne hakkında demiş olabilir. Ya bunu ben de öğrendim. Abotla sorunca about'la cevap veriliyor. O zaman soruda da abot olması lazım galiba. Do doğru mu düşünüyorsun? Yani evet. İlla olması gerek mi ama bu bize ipucu verebilir. Yani i̇pucu oluyor. Who are the main characters? What's on TV? What's it about? What time is the movie? E, bunlarda en uygun tabi abotlu var. Bize de ipucu verdi. Ne hakkında diye sordu. O da hakkında diye açıkladı. Burada yine bir soru sorulmuş ve I like animations demiş. Ee, animasyonları seviyorum demiş. O zaman bakalım What type of movies do you like? Senin sevdiğin film türü hangisi gibi. Yine animasyon geçecek galiba soruda. Evet devam. What's your favorite <laughs> anime, anime, animation? Burada senin en sevdiğin animasyon diye sormuş. Ama senin en sevdiğin animasyon ne diye sorup animasyonları severim diye bir cevap olamaz. Uh -huh. What do you think about Shiro? Ee, burada da Shiro e, hakkında ne düşünüyorsun diyor. Bunun animasyonla bir alakası yok. What time is is this animation? E, saat kaçta diye sormuş. Saatle ilgili bir şey yok. O zaman what type of movies do you like? Senin sevdiğin e, film tipi hang ne diye sormuş burada. Onun cevabı olarak. I like animation. Metinde hangisinden bahsedilmemiştir? Dora has a birthday party. She needs a cake, candles, gifts and guests for it. Şimdi bakalım. Bir parti veriyor. Doğum günü partisi ve ihtiyacı olanlar bir adet Doğum günü pastası, doğum günü keki bulduk. Candles, mumlar. Bunlar bu, yok. Şu anda yok. set. bu da hediye. Baktık burada. Ve guest, misafirler. Burada bir sürü arkadaş var. Misafirler de bunlar ama burada head yok. Parti head yok. parti şapkası yok. Evet. Diğer kağıdımız. Son kağıdımıza geldik. 17. soru. Burada yine bir soru sormuş ve it's the third November diye cevap vermiş. Third e, Thirteen ve bakalım e, şimdi burada ta tarih olarak sormuş. Bakalım What's your name senin adın ne neyle alakası yok? How old are you burada yaş, yaş değil. E, What's the date today bugün tarih ne bugün günlerden ne diye sormuş bu olabilir. What time is it saat kaç bunun da cevabı değil burada zaman söylemiş. When is your birthday e, senin doğum günün ne zaman? In autumn Sonbaharda it's in şimdi sonbaharda olan bir aya bakacağız. April Olmaz. Nisan değil. July, Temmuz değil. Bu yaz ayında. Şubat ee, ee, şey Şubat ama e, Aralık değil mi son? Hayır bu Şubat. Ha Şubat mı bu ben da? kış bu ama da September kış. Eylül. Burada C diye verici herhalde. September. Eylül demek. Eylül de yani bahar Sadece o var zaten. Diğerleri Evet uyumadı. Diğerleri değil. Devam. When is the comedy film on TV? E, komedi filmi televizyonda ne zaman diye sormuş. Bakalım. It's very funny. Çok komik. Bu ne zaman diye soruyor. Tomorrow. Yarın. Bu uygun. It's about var e, Savaş hakkında. Bu uygun değil. It's a good idea. Güzel fikir. Bu da değil. Yarın diye cevap verebiliriz. Ben de. I don't like horror films because they are diye sö e söylemiş. Şimdi korku filmlerini sevmiyorum. Çünkü açıklamış. Onlar frightening, entertaining, enjoyable, funny, frightening, korkutucu. Onlar korkunç olduğu için onları sevmiyorum demek mantıklı. Diğerleri eğlenceli, komik e e korku filmleriyle pek alakası yok. Yasemin has got a birthday party. She invited inv invasion, uh, cards friends, invitation cards to her friends. Oh, invitation cards to her friends. Yasemin bir doğum günü partisi verecek ve arkadaşlarına davetiye kartı gönderiyor. Send göndermek Tom and Jerry is my favorite. Tom and Jerry bir ee, çizgi film. Çizgi filme bakacağız. Şimdi dokumenteri belgesel değil. Director yönetmen değil. Science fiction bilim kurgu değil. kartun, çizgi film. Cevabımız Deniz'de. Evet. Sevgili öğrenciler bu son sorumuzdu. Bunca işinin ve dersinin arasında bizlere yardım ettiği için sevgili kızım Zeynep'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben Umarım çok teşekkür ederim. size faydalı olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Zeynep sen. Evet ben de başarılar diliyorum. İnşallah yardımcı olabilmişizdir. Hoşçakalın. Hoşçakalın.